Sayın Mehmet Metiner biraz rahatsız. Ona hafif bir grip geçiriyor diyelim. Geçmiş olsun diyelim. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Burada bir şey olursa yardım edersiniz. Mehmet Metiner'e bile yardım ederim. Evet. Mesleğim gereği, ettiğim yemin gereği. Bunu meclis kürsüsünde de söylemiştim. Başbakan'a da bir şey olsa ona bile yardım ederim. Tabii siyaseten görüşlerimiz ayrı olabilir ama hekimlik mesleğini asla bu gibi şeylere bulaştırmayız. Kim olursa olsun yardım ederim. Evet. Peki şimdi... Bileği kaldırması ricasıyla. Nasıl? Bileği kaldırsın. Peki tamam. Şimdi HSYK düzenlemesiyle başlıyoruz. HSYK düzenlemesiyle ilgili olarak mecliste gerçekten hiç hoş olmayan görüntüler yaşandı. CHP Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün burnu kırıldı. AK Parti'den de Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'in de parmağı kırıldı. Şimdi bu gerginlikler içerisinde şunu öğrenmek istiyoruz. Onunla başlayalım. Mecliste kavgalara neden olan düzenlemeye muhalefet neden karşı? İktidar neden istiyor onu konuşuruz ama siz niçin karşısınız? Şimdi sözü şiddetten açtınız Didem Hanım. Oradan başlayalım. Elbette şiddet kimden gelirse gelsin, kime uygulanırsa uygulansın, net bir şekilde, kesin bir şekilde reddetmek gerekiyor. Biz de bunu yapıyoruz. Evet. Ama bugün bu programı bizatihi şiddet uygulayan bir milletvekille yapmak da biraz manidar oldu. O nedenle o da ayrı bir konu. Hı-hı. Şimdi gelelim HSYK düzenlemelerine. Sayın Metiner şiddet ne zaman uygulamıştı? Cevap vermeyeceğim. Kendisi efendim cevap vermek isterse eder ama... Mecliste de kavgalar hep bu yüzden çıkıyor. Olmuştu evet. Mecliste de yani doğrudan milletin kürsüsüne saldırılar yapılıyordu. Metiner de bu saldırıyı yapan adam bir tanesidir. Keşke olmasaydı. Umarım bundan sonra olmaz. Umarız inşallah. Evet, şimdi gelelim HSYK düzenlemesine. Buna evet. Düzenleme de diyerek aslında iyi bir şey yaptığı imasını vermeye çalışıyor AKP hükümeti. Her yaptığı şeye düzenleme diyor. Ben ona HSYK darbesi demek istiyorum. Neden efendim? Şimdi aslında Didem Hanım sadece HSYK düzenlemesini ya da HSYK darbesini tek başına ele almak doğru olmaz. Demin sizin bahsettiğiniz HSYK kanunundaki değişikliklerle birlikte internet yasakları, internet sansürleri ki hatırlayacaksınız başbakan ona da internet düzenlemesi demişti. Evet. İnternet yasakları ve internet sansürlerini de birlikte ele almamız gerekecek. Ayrıca yine Adalet Komisyonu'nda görüşülen özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasını da içeren torba yasayı da birlikte değerlendirmemiz gerekecek. Peki. Neden bunların üçünü birlikte değerlendiriyoruz? Bize, evet, neyi gösteriyor? Neyi gösteriyor? Neyi şimdi kusursuz bir soygun planı yapılmıştı Türkiye'de biliyorsunuz ve 17 Aralık'ta deşifre oldu. Bu kusursuz hırsızlığı, bu kusursuz soygun planını planlayanlar bazı şeyler hesap edememişlerdi. Şimdi aksayan yönler ortaya çıktı bu hırsızlık olaylarında. Bu aksayan yönleri örtbas etmek, soygunu örtbas etmek için bir takım düzenlemeler yapıldı. Niye böyle konuşuyorum? Çünkü hepimiz biliyoruz ki bu tür olayların tamamı 17 Aralık'taki rüşvet ve yolsuzluk olaylarından, soygun olaylarından sonra başladı. Şöyle bir hafızamızı tazeleyelim. Çok geri gitmemize gerek yok. Olay çok yeni çünkü. Evet. Çok öyle detaylı ve hamasi şeyler de söylemeyeceğim. Ama sadece bazı tespitler yapacağım. Peki. Şimdi 17 Aralık'taki soygun ve rüşvet, yolsuzluk olayları ortaya çıktıktan sonra bir hatırlayalım neler oldu. Öncelikle bu soygunu reddetmek istediler. Hayır böyle bir şey yok dediler. Hı hı. Ve daha sonra soygunun izlerini silmeye çalıştılar ama ancak üçüncü dalgada buna muvaffak olabildiler. İlk iki dalgada yetişemediler. İlk iki dalgada çok müspet deliller ortaya çıktı. Üçüncü dalgada yetiştiler ve soygunun izlerini nasıl silmeye çalıştı? Hatırlasınlar bizi izleyenler. Kolluk kuvvetleri mesela savcı dinlememeye başladı. Evet. Bununla ilgili bir kanun çıktı. Kolluk kuvveti savcı dinlemezse bunun suçu yoktur dendi. Tabii ki bu da çok ağır bir konuydu. Yine kolluk kuvvetleri savcıdan git kardeşim şu tırı denetle veya git şuraya baskın yap dediğinde evet. Amirine haber verme zorunluluğu getirildi. Komik bir şey çünkü amirler ne yapacağını çok iyi biliyorlardı. Hani Danıştay bunu iptal etti. Böylece üçüncü dalgayı önlediler.
Ama ilk iki dalgada olan oldu. Evet. Daha sonra ilk iki dalgada ortaya saçılan bu pislikler yayılmasın diye ikinci bir iş yaptılar. Medyayı baskı altına almaya çalıştılar. İşte ikinci konuşacağımız SSYK'dan sonra internet olayı da bununla ilintili bir şey. Evet. O günkü olayları herkes çok hatırlayacaktır net bir şekilde. Çok utanç verici tapeler yayınlandı. Ta Fas'tan başbakan arayarak müdahaleler yapmıştı. Sağlık haberlerine müdahaleler olmuştu. Çok ciddi bir şekilde basın baskı altına tutuldu. Ama baskı altına tutulamayan bir şey vardı. O da sosyal medyaydı. İşte sosyal medyada bu pislikler yayılmasın diye internet yasaklarını, internet sansürlerini getirdiler ikinci aşamada. Yetti mi bu? Yetmedi. Neden yetmedi? Çünkü ilk iki dalgada ortaya öyle deliller çıktı ki Didem Hanım. Asla reddedilemez, asla inkar edilemez, yok edilemez, karartılamaz deliller çıktı. Hatırlasınlar hangi neydi bunlar? Onlar? Bunlar ayakkabı kutularının içerisindeki paralardı. Efendim bunlar para kasalarıydı, para sayma makineleriydi. Ortalıkta yayılan tapelerdi. Bütün bunlar delil olarak mahkemede yerini aldı. Peki bu kadar delil varken hükümet, bakanlar, bakanların yakınları bunlardan kurtulabilir miydi? Zor görünüyordu. O halde bir düzenleme yapılmalıydı ki bu deliller, yok edilemeyen bu deliller bazı kanunlar çıkarılarak işte bu HSYK kanunları ve özel yetkili mahkeme torbası bunu içeriyor. Bu delilleri nasıl değersiz hale getirebiliriz? Bu delilleri nasıl buharlaştırırız? Bakın önce deliller çıktı, delilleri inkar edemediler ve bu yasaları çıkardılar. Yayılmasını internet sansürüyle önlemeye çalıştılar ama peki, hiçbir şekilde böyle buna bir giriş başarılı olamadılar. Sonra ayrıntıları SYK düzenlemesi sizin deyiminizle evet. Darbesin olarak itelendiriyorsunuz. Burada SYK düzenlemesini mutlaka biraz detaylandıracağız ama hiç merak etmesinler hukuk dilinde değil. Halk ne anlamalı? Yani HSYK dediğimiz hakimler ve savcılar yüksek kurulu. Aslında bu HSYK işi ona halkın gündeminde değildi evet, çok fazla. Birazdan bunu, ayrıntılara evet, gideriz. Ama halkın anlayacağı yaptınız. Şekilde onları siz ne ilgilendiriyor ona bakacağız. Değilsiniz çünkü evet, halk istedi. Evet, devam lütfen, edin. Buyurun. Teşekkür ederim. Paralel yapının bir aslında... Şimdi... Tabii paralel yapıya da geleceğiz ama burada nasıl söyledi. Vahim bir tablo içerisinde olduğumuzu Ergenekon, Balyoz, KCK işte diğer haksız davalardan yargılananlar ve onların yakınlarının şu anda nasıl içlerinin kıyıldığını, nasıl kahrolduklarını ben buradan hissediyorum. Biz bunları Didem Hanım başından beri söylüyorduk. O CD'ler, 5 numaralı CD'ler, efendim araya telefonlara yüklenen dijital veriler, Türkiye Cumhuriyeti'nin askerlerini, Türkiye Cumhuriyeti'nin evlatlarını perişan eden bu hükümet değil miydi? Şimdi kalkmışlar diyorlar ki efendim vallahi biz bunu bilmiyorduk. Paralel yapı diye bir şey varmış. Onlar geçmişte Ergenekon'u da yaratmışlar. KCK'yı da onlar yaratmışlar. Her şeyi de onlar yaratmışlar. Şimdi de bize musallat oldular. Yani yok öyle yağma. Hükümetin nasıl yaptığını yok öyle yağma. Acaba? Öyle yağma yok. Öyle şimdi... Hükümetin nasıl yaptığını anlatırlar mı acaba? Öyle... Hükümet nasıl yaptı sorusu geliyor size. Öyle yağma yok. Şimdi yani yargı karşılıklı... hükümetin emrinde mi? Didem Hanım sizle mi konuşacağım? Hayır ama tabii o hayır, yani eğer öyle bir hakkım varsa ben de sataşacağım ya, o açıdan. Sataşmayın. Hayır, o zaman beni dinleyecek. Sorulara da yanıt şimdi öyle yağma yok. Yani kalkacaksın sen binlerce insanı Türkiye'de mahvedeceksin. Ergenekon'dan, Balyoz'dan, KCK'dan yargılayacaksın sahte delillerle ve biz bütün insanlar hükümete, yargıya bu deliller sahte, bu deliller sahte diyecek. Evet. Ondan sonra da hayır diyecek başbakan, Türkiye bağırsaklarını temizliyor diyecek. Bu mudur insanlık? Şimdi kalkmışlar bana öyle kimse masal okuyamaz. Paralel yapı varsa ben de bunu sorarım. Sen devleti yöneten bir insansan neredesin kardeşim? Bu paralel yapıyı kim üretti? Kim besledi bu paralel yapıyı? Var bana bunun hesabını yapı? Verecekler. Yargıda, efendim, bakın. Yargıda böyle bir yapı bakın, var mısın? Devlet içinde paralel yapı olmaz. Devlet içinde paralel yapı olmaz. Paralel yapı nerede olur? Bizim Mersin'de çevre yolunda olur. Birinci çevre yolu, ikinci çevre yolu, üçüncü çevre yolu olur. Evet. O yollar birbirine paraleldir. Paralel yollar iyidir. Ama devlet içinde paralel yapı varsa o zaman bu karşısında dürüst, onurlu, şerefli, haysiyetli siyasetçileri bulur. Şimdi birinci paralel yapı bana göre AKP'nin kendisidir. Mevcut olan devlet sistemimizi yok etmeye çalışan,
devleti yönetmek yerine devleti ele geçirmeye çalışan bir yapı içerisinde olmuştur AKP hükümeti. Birinci paralel yapının kendisi AKP'dir zaten. Paralel bir yapı oluşturmuştur. Peki, şimdi diyorlar 17, ki bize 17 Aralık'la bir operasyon, siyasi bir operasyon düzenleniyor. Ona da geleceğim efendim. Şimdi AK gelmişler Parti bize diyorlar var. Ki efendim AK Parti'nin de içinde paralel yapılar varmış. Hatta Sayın Metinleri bir söylemin de cemaatin içinde bile paralel yapı varmış. Şimdi kimse kimseyi aptal yerine koymasın. Efendim 17 Aralık yok hükmündeymiş. Hadi canım. O ayakkabı kutlarındaki paralel yapı mı getirdi koydu oraya? Dijital veri yükler gibi mi getirdi? Peki, neden Sayın Başbakan diyor ki bir öz eleştiri yapıyor aslında değil mi biraz? Efendim öz eleştiri yani yapıyorsa saygı duyarım ama o öz eleştiriyi samimi bulmuyorum. Neden samimi bulmuyorum biliyor musunuz? Bakın neden? Ben verilerle konuşurum Didem Hanım. Şu anda Anayasa Adalet Komisyonu'nda geçen ve önümüzdeki hafta genel kurula gelecek olan bir teklifte, bir kanun çalışmasında özel yetkili mahkemeler kaldırılıyor. Efendim bunlar yanlış mı? Peki yeniden yargılanma yolunu açıyor mu? Hayır. Yani diyor ki bunlar, bakın bunu çok dikkatli altını çizmek lazım. Aslında efendim diyor ben evet. Özel yetkili mahkemeyi kaldırmıştım evet. Ama elimdeki davalar bitene kadar devam edecek diyor. Yani sen bu insanları mahvedene kadar devam edeceksin. Yani yeniden yargılama hayır, olmayacak. Öyle bir şey ondan sonra yok. Şimdi işin ucu kendilerine, şey efendim dediniz işin ucu size dokununca diyorsunuz ki şimdi özel yetkili mahkemeyi kaldırdık. Peki kaldırdınız güzel, sizi yargılamasın istiyorsunuz özel yetkili mahkemeler. Bunu anlıyorum. Peki deminden beri samimi itiraflarda bulunan Sayın Metiner, siz bugüne kadar KCK'dan, Ergenekon'dan, Balyoz'dan yargılanan, hüküm alan insanların yeniden yargılanmasını neden kanun içerisine koymadınız? Şikayede koyuyor musunuz? Efendim, hepsini. Bakın, özel yetkili mahkemeler zaten yanlıştır. Bizim ta başından beri karşı çıktığımız yapılardır. Evet. Özel yetkili mahkemelerde hiçbir zaman insanlar yargılanmaz, normal mahkemede yargılanır. Efendim, mecliste biz hırsız diyormuşuz. Evet diyoruz. Diyeceğiz. Ama ispatlanmadı. Hırsıza hırsız diyoruz. Bakın karşımda oturan bir milletvekiline, bir sayın milletvekiline ben niye hırsız diyeyim? Ama orada ben ispatlanmış ki, bir dava sonucu efendim bakın şu mı? Şahıs hırsızdır demiyoruz. Biz diyoruz ki ülkemizde hırsızlar var. Bu hırsızlar namussuzdur, şerefsizdir. Bu hırsızları alkışlayan da namussuz, şerefsizdir deyince bütün AKP ayağa kalkıyor. Üstümüze saldırıyorlar. Kişi ismi veriyor musunuz? Efendim hayır, ne münasebet. Biz diyoruz ki bakanın evinde şu bulundu. Bakanın konuşma tapesi şudur. Bakanın çocuğunun yatak odasında bu bulundu. Ha bunu yargı araştırır, doğrudur. Masumiyet karinesi çok ama çok önemlidir. Fakat evet. Sadece sana lazım olduğu zaman değil, masumiyet karinesi her zaman çok önemlidir. Sen şimdi kalkacaksın, bu Ergenekoncular, Ergenekon diye tabir edilen olayda yargılananlar veya KCK'da, bunların yargı süreci devam ederken sen bunları darbeci diye yaptırayacaksın. Masumiyet karinesini o zaman ifade etmeyeceksin ama döneceksin, birileri hırsız deyince vay efendim masumiyet karinesi var, dava devam ediyor. Yok öyle şey Didem Hanım. Peki samimilerse burada, diyorsunuz. Burada samimilerse getirecekler yeniden yargılanmayı. Niye getirmediler? Getiremezler. Getirmeyecekler. Çünkü bu bir hesaplaşmadır. 17 Aralık yok hükmündeymiş. Yok öyle şey. Evet. Bu elektronik veri değil. Bakın biz size elektronik verilerden bahsetmiyoruz. Biz size afaki görüntülerden, ses kayıtlarından bahsetmiyoruz. Açık açık ayakkabı kutularındaki çil çil dolarlardan bahsediyoruz. Çil çil avrolardan bahsediyoruz. İnsanların taktığı saatlerden bahsediyoruz. Efendim kaç milyon dolar rüşvet aldığından bahsediyoruz. Ben bunlara hırsız demeyeceğim, ne diyeceğim? Peki bakın, bir ara verelim. Metu Atıcı ile gündemdeki önemli başlıkları konuşmayı sürdürüyoruz. HSYK düzenlemesiyle başladık. Tabii öyle başlayınca biraz geriye doğru gittik. 17 Aralık operasyonuna kadar gittik. Zaten sebebi o. sebebi o diyor Aytuğ Bey. Buyurun evet. Sizin sözleriniz yarım kalmıştı. Şöyle toparlayalım. Sonra, yani bunun rüşvet ve yolsuzluk değil denmesiyle bu rüşvet ve yolsuzluk değil olmuyor. Halkımız bunun gayet net bir şekilde rüşvet ve yolsuzluk olduğunu biliyor. Hiç kimsenin buna farklı bir şekilde yaftalama yapmaya hakkı yok. Küresel güçlerle işbirliği yapılıyormuş. Yani Allah aşkına küresel güçlerle işbirliği yapıldığı yeni mi akıllarına geldi? Bakın bir paralel yapı tutturulmuş. Biz diyoruz ki kardeşim devlet içinde paralel yapı varsa bunun sorumlusu AKP'dir. Bir. İki, çıkacak. Böyle bir örgütlenme varsa, böyle bir örgütlenme varsa buna izin verilmiştir. İzin verildiği gibi beslenmiştir. Başbakan çıkıp açık net bir şekilde kardeşim ne istediniz de vermedik demiştir.
Bu bir suçtur, anayasal suçtur. Sen nasıl bir devlet içinde paralel olarak oluşturduğun bir yapıya istediği her şeyi vermişsin? Çık buna, bunu bize anlat. Ne demek yani, ne istediniz de vermedik? Paralel yapıyı besleyen kimdir? Başbakanın bir soruya daha cevap vermesi lazım. Bu paralel yapıyla kol kola, hatta simbiyotik, yani birbirini besler yapıda giderken, evet. Efendim, son dakikada işin bozulmasıyla işler ortaya dökülmeden önce de başbakan paralel yapıyla kol kola gezen bir insan konumundaydı. Peki. Ve çok net bir şekilde bu paralel yapıyı destekliyordu. Şimdi bakın, bu paralel yapı daha devredeyken, başbakana göre paralel yapı, başbakanın bir söylemi vardı Didem Hanım. Buyurun. Bizi dinleyenler çok iyi hatırlayacaklar. Şimdi kesti o söylemi. Yeni Türkiye kavramı. Yeni Türkiye. Yeni Türkiye. Yeni Türkiye'de bunlar olmaz. Yeni Türkiye'de şunlar olmayacak gibi laflar ediyordu. Bu paralel yapı çıktığında bıçak keser gibi bunu kesti. Bu tamamen yeni bir devlet yaratma, paralel yapıyla birlikte bu devleti kurma çabasıydı. Başbakan ve AKP hükümeti bizzat ne oldu bu paralel peki? Yapıyı ne oldu da oradaki, desteklediler. O zaman işbirliği bozuldu size. Şimdi bunu göre onlara sormak lazım. Hayır, işbirliği sizin, yapana sormak sizin, lazım. Sizin şunu net bir şekilde söyleyelim. HSYK teklifi geldiğinde biz bunun AKP'nin paralel yapı dediği cemaati tasfiye etme amacıyla getirdiğini söylediği HSYK teklifine biz net bir şekilde karşı çıktık. Burada amacımız cemaati desteklemek, Ahmet'i, Mehmet'i desteklemek değil. Biz burada hukuku destekliyorduk, adaleti destekliyorduk. Adalet, hukuk bana da, Metinler'e de, cemaatçiye de, Didem Yılmaz'a da lazım olacak bir şeydir. Evet. O yüzden biz onu destekliyorduk. Hiçbir şekilde farklı bir düşüncemiz olamaz. Paralel yapı varsa bu asla olmaz. Peki. Derhal ama derhal temizlenmelidir. Bakın biz dedik ki başbakana, madem samimisin, anayasa değişikliği teklifi öneriyorsun, kabul, gel buyur. İki şartımız var. Bir, söylediğiniz mevcut HSYK teklifini geri çek. İki, bu rüşvet ve yolsuzlukların üzerini örtecek olan düzenlemelerden vazgeç. Gel, sen başbakansın, MİT elinde, her şey elinde. Gel, paralel yapı var diyelim, bizi daha kolay takip ederler. AKP'nin çıkardığı internet yasası ve AKP'nin çalıştığı HSYK düzenlemelerinin hiçbir tanesi paralel yapıyı yok etmeye yönelik değil, hırsızlık, yolsuzluk ve rüşveti örtbas etmeye yöneliktir. Burada bakın. Size ben burada tek tek izah ettim. Maddeyi okusun lütfen. Şimdi burada tek tek size anlatacağım internete ne yaptığınızı. Buyurun. Şimdi bakın, ama, evet, bu paralel yapıya son vermek değil. Eğer samimi olsalardı, paralel yapıya son vereceğiz deseydi bizim çağrımıza uyarlardı. Sizin biz dedik ki gelin samimi bir beraber anayasa değişikliği yapalım. Çekin bu HSYK'yı. Bu HSYK, birazdan birkaç örnek vereceğim. Ona da HSYK ile ilgili. Azınlığın gelin, çoğunluğa dayatmada bulunmasına izin vermeyiz. Gelin beraber, sizin teklifinizdir, anayasayı değiştirelim. Çekin şu teklifi. Çekmediler. Ne eğer samimi çekmemeleri? Efendim, çekmemelerinin sebebi şudur. Dedik ki ikinci şartımız yolsuzlukları ve rüşveti örtmeyeceksiniz. İşte buna gelmediler. Nerede örtmüşsünüz? Rüşveti ve yolsuzlukları şimdi tek tek nasıl örttüğünüzü anlatacağım. Söyle. Bakın, önce rüşveti bir ispat etsinler. Bu, şimdi izin verecekseniz bakın ben edepli ve terbiyeli bir şekilde sustum. Lütfen. Ama bir dahaki roundda ben de terbiyemi bozarım. Onun için de özür diliyorum. Sakin konuşun da siz de şimdi, yanıt verdiğiniz zaman. Buyurun, başbakanın konuşmalarına başbakan ve onun yetkilendirdiği insanlar cevap verebilirler. Burada beyefendi ben başbakan adına konuşuyorum deyip halkımızı yanıltamaz. Öyle bir şey, başbakan çıkıp öyle bir diyorsun. Başbakan cevap verdim diyorsun. Başbakan adına konuşma yetkisine başbakan sahip çıkıp, olduğumu söylemedim. Kardeşim. Ne istediler de vermedik demiştir. Evet. Dinen ne istediler vermedik dememiştir. Bunu söylemek doğru değildir, yalandır. Dinen ne istedik de vermemişmiş. Diğer cemaatler, diğer Alevilerin cemevlerini verdiler. Peki, mi kardeşim? Ne istediler de başbakan verdi o zaman? Bilmiyorum ben. Biz bunu istiyoruz. Başbakana diyoruz ki kardeşim sen bu devleti yönetiyorsun. Evet. Senden bu paralel yapı dediğin insanlar ne istediler ve sen ne verdin? Çık milletin önünde bunları söyle. Bunların peki hiçbirisini söylemediler. Bu dini açıdan filan değildir. Bu direkt olarak yolsuzlukla ilgilidir. Direkt olarak verilen ayrıcalıklarla ilgilidir. Diyorsunuz, ne olduğundan endişe ediyorum. HSYK değil, internet düzenlemesi de diyorsunuz. Hepsi rüşveti örtmeye yönelik. Tek tek anlatacağım. Tamam. Şimdi bakın, ama önemli bir suçlama vardı. Efendim CHP paralel yapıyla, evet, işbirliği içerisindeymiş. Birlikte hareket buna, ediyorlar. Yani buna kargalar bile güler. Ben bir hekimim. Bunun
ne anlama geldiğini, ne ruh haliyle söylendiğini çok iyi bilirim. Bu sadece Sayın Metinler'in söylediği bir şey değil. Birçok üst düzey AKP'li de bunu bu şekilde söyleyerek halkı yanıltmaya çalışıyorlar. Bunun adı tıpta projeksiyondur. Psikolojide yansıtmadır. Kendisi simbiyotik olarak yaşayan ve yaptıkları her türlü pis iş ortaya çıktıktan sonra vallahi biz yapmadık, CHP yaptı deme mantığı, bunu herkes yapar. Bir çocuk suç işlediğinde vallahi ben işlemedim, ben yapmadım, o yaptı der. Bu tamamen yansıtma mantığıdır. Yani paralel yapıyla CHP'nin birlikte hareket ettiği bir yanılsamadır. Biz sadece halkla hareket ederiz. Bizim biz paralel yapı anlamayız. Bunu AKP anlar, AKP bilir. Evet. Gelelim F tipine. Hı-hı. Bakın, F tipiyle en çok sorunu olan solculardır. En çok ızdırabı çeken solculardır. En çok halvet olan da AKP'lilerdir. Şimdi F tipi yapılanmayı bana yanlış buluyorlar. Biz hep yanlış bulmuştuk zaten. Biz geçmişte yanlış dediğimize bugün de yanlış diyoruz. Bizim yaptığımız şey şudur. Bir AKP ve cemaat ortaklığı vardır. Bu ortaklık bizi ilgilendirmez. Ortaklık yok diyemezler çünkü ortaklığın bozulduğunu peki, söylediler. Peki aslında paralel yapı derken Hizmet Hareketi'nin tamamını da söylemiyor. Efendim biz ilgilendirmez. Biz öyle şeyleri bilmeyiz. 80'lerde palazını... Biz anlamayız öyle şeylerden. Peki. Kim kimin içine sızmış bilemeyiz. Şimdi biz burada Hizmet Hareketi midir, cemaat midir, paralel... Bunu onlar bilirler. Şimdi bunlarla iç içe yaşayan bunlardır. Fakat bizi öyle bir tercihe zorluyorlar ki hükümetin yanında mısın, cemaatin yanında mısın? Kardeşim ben ikinizi de istemiyorum ya. Ben ikinizin de yanında değilim, bu kadar net. Ben kimin yanındayım? Ben hukukun yanındayım. Eğer sen devleti yöneten insan olarak kalkıp yasa dışı iş yapar, anayasaya aykırı kanun çıkarırsan, bu kanun komünisti de ilgilendirse karşı çıkarım, efendim AKP'liyi de ilgilendirse karşı çıkarım, Aczimendi'yi de ilgilendirse karşı çıkarım, Alevi'yi de Sünni'yi de. İnsan haklarına aykırı, anayasaya aykırı, evrensel hukuka aykırı yapılacak her düzenlemeye biz itiraz ederiz. Peki HSYK'yla başlayalım, internete sonra geçelim. Bu düzenlemelerin tamamı insan haklarına aykırıdır. Biz paralel yapımı bilmeyiz. İnsana aykırıdır, hukuka aykırıdır. Biz burada hukuka sahip çıkıyoruz. Peki şu başlığa geçelim, şimdi bakalım, onu birazdan mı konuşalım? Bakın, var mı? Hayır, hemen söylüyorum. Onu alayım. Hemen söylüyorum. Şimdi bakın, HSYK değişikliklerinden ne anlamalı? Bir. Ya yargıyı vesayetten mi kurtaracak sorusunu sormuştum. Evet, İktidarın kontrolünü mü getirecek? Onlara geliyorum. Bakın, çok geçelim. Basit bir soru soruyorum. Sorun. Başbakan çıkıp desin ki ben tertemizim kardeşim. Çıksın bunu desin diyemiyor. Eğer temiz olsaydı zaten yargıya hani bu kadar müdahale etmezdi. Hani isimlerini yapmıyorlardı. Zaten peki. Yargıya yani müdahale etmezdi. Çok bakın ayıp. Fezlekeler geliyor, geri gidiyor, oraya gidiyor, rafa kaldırılıyor. Kardeşim bırak yargı işini yapsın ya. Sen temizsen eğer, bu işin ucu sana, evlatlarına, bakanlarına dokunmuyor ise sen neden yargıya dokunuyorsun? Bırak yargı işini yapsın. Bu yargıyı kurgulayan sensin. 2010'daki referandumda HSYK'yı halka dayatan sendin. HSYK'nın yapılanmasını sen yaptın Recep Tayyip Erdoğan olarak, AKP olarak. O zaman Adalet Bakanlığı Kurul Başkanı yaptın, biz karşı çıktık. Hatta ve de hatta Venedik Konvansiyonu Komisyonu da buna karşı çıktı. Şimdi gelelim yaptıkları darbeye. Hani diyor ya Metin, biz HSYK'ya darbe yapıyoruz. Tabii evet. Ki darbeciler yaparlar. Bakın halk ne anlamadı burada? Şimdi HSYK üyelerinin hangi dairede çalışacağına karar veriyor. Kim? Bakan. Ne demek bu? Halk bundan ne anlamalı? Üç tane daire var. Birinci daire, ikinci daire, üçüncü daire. Şimdi diyor ki bakan ve başbakan ve AKP. Ey yargıçlar, benim tarafımdaysanız sizi birinci, ikinci noktalara getiriyorum. Birinci ve ikinci dairelere getiriyorum. Benim karşımdaysanız sizi üçüncü daireye atıyorum. Üçüncü dairenin de bütün yetkilerini alıyorum. Yani hani Ankara'daki merkez valisi olur ya, hiçbir iş yapmayacaksınız. Ufak tefek karar alırsanız da bakan olarak ben onaylayacağım. Yani bu ne demek? Ben hangi savcıya hangi işi vereceğime karar vereceğim hükümet olarak. Yani yarın bir gün bu yolsuzluk ve rüşvet olayıyla ilgili bir dava gelirse ben herhalde aptal değilim. Bu davayı üçüncü daireye vermeyeceğim. Elbette ki birinci, ikinci dairenin atadığı yargıçların, savcıların olduğu yere vereceğim ki kendimi aklayabileyim diye. İşte biz bunun için şüpheye düşüyoruz. Bakın yani iktidarın kontrolünü bir yargı ile karşı karşıya kalınacağını şimdi bakın, yargı zaten iktidarın kontrolü altındaydı. Şimdi tamamen iktidara bağlandı. Adalet Bakanı şu anda yargının her noktasına doğrudan müdahil olan bir insan konumuna getirildi. Bütün dünya onun için ayağa kalkıyor. Bakın dünya kolay kolay ayağa kalkmaz. Türkiye daha ateşlidir.
Akdeniz ruhu vardır. Hemen alevlenir ama dünya ayağa kalkmaz. Dünya son dönemde iki şey için ayağa kalktı. Bir, bu düzenleme için. Üç şey için. Bir, bu. İki, internet düzenlemesi. Ve üç, hekimlerin sokakta insanlara yardım etmesini cezalandıran AKP zihniyetidir. Evet, peki. Şimdi bakın, burada daireleri böyle ayırınca hangi davayı nereye vereceğine bakan, yani bakan hakkında fezleke var. Benim suçumu şu hakim yargılasın diye seçiyor. İki, yanına diyor ki bak ey hakim, ey savcı, senin hakkında şikayet olursa bütün soruşturmanı ben yapacağım, haberin olsun. Kanun bunu getiriyor. Ha. Yani aba altından değil, aba üstünden sopa gösteriyor. Yetmiyor. Bir de tazminat. Yetmiyor. Evet. HSYK üyelerine de diyor ki bakın HSYK üyeleri, yeni bir kanun çıkardım ben. Disiplin soruşturmalarınızı bizzat ben yapacağım bakan olarak. Onun için attığınız her adama dikkat edin diyor. Yani HSYK halkımıza biraz uzak, soğuk, adalet şey, hukuk zaten soğuk halkımıza ama ben bunları anlatınca bizi anlıyorlar. Bağımsız bir yargıyı tamamen ortadan kaldırıyorlar. Bakın diyor ki, evet, çok önemli bir şey söyleyeceğim. Onu da alayım sonra devam ederiz diyor zaten. Diyor ki, Mehmet, bakın bu kine, bu nefrete bakın ki HSYK'da çalışan çaycıdan tutun baş müfettişe kadar. Bakın. Çaycıdan tutun baş müfettişe kadar, genel sekreterden tutun teftiş kurulu başkanına kadar bu yasa yürürlüğe girdiği anda hepsi işsiz kalıyorlar. Hepsi görevlerinden alınıyor. Yeni bir yapılanma oluyor orada. Kim atamayı yapacak 10 gün içinde bakan. Hani demin dediniz ya CHP. Evet, ona geleceğiz. Anayasa Mahkemesi'ne gitmeden koşturuyor. Neden? Çünkü buradaki insanlar işsiz kalacaklar, görevsiz kalacaklar. Ona birazdan yani gelelim. Anayasa bir... Mahkemesi'nden ne bekliyorsunuz? Şimdi Didem Hanım, ben halkımıza sorayım. Sorun, bu kadar niçin çılgın yargıya saldırıyorsun kardeşim? Madem suçlusun, madem temizsin. De ki ya ben temizim, akım. Hani adı da ak ya. Gelin beni yargılayın ve ben buradan sağ salim çıkayım. Bakın Mesut Yılmaz Yüce Divan'da yargılanmak için kapı kapı gezmişti. Seversiniz sevmezsiniz. Peki. Son bir şey söyleyeyim. Devam edeceğiz ama alayım. HSYK. HSYK çıkardığı, AKP çıkardığı bu kanunla HSYK'nın çıkardığı bütün genelgeleri iptal ediyor. Ya Allah aşkına sen kimin neyini iptal ediyorsun? Toptancı bir zihniyet. Bunların tamamı paralel yapıdır. Hepsinin kellesini koparayım. Binlerce polisin yerini değiştireyim. 500'den fazla savcı hakimi yok edeyim, yerini değiştireyim. Niye? Bunların hepsi paralel yapı bana düşman. Kin ve nefretle yönetilmiş. Şu 159 devam edeceksiniz. 159 ile ilgili bir itirazı onu alayım sonra devam edeceksiniz. Kısaca Sayın bir itiraz. Metiner, tabii kısaca sözleri bölündü. Evet. Sayın Metiner doğru söyledi. Anayasanın 159. maddesinin son fıkrası aynen okuduğu gibidir. Evet. Ama bakın AKP'nin tipik yaptığı bir şeydir. Bir şeyi cımbızlar getirir, önümüze koyar. Evet doğru. Kanunla düzenlenir diyor. Anayasanın 159. maddesi uzun bir maddedir Didem Hanım. Çok uzun. Çok uzun bir maddedir. Eğer önünüzdeyse birinci ve ikinci fıkralarını okuyalım. Hı hı. Birinci ve ikinci fıkra aynı, bakın aynı madde 159. maddesi diyor ki kanunla düzenlenir diyor ama bu kanunu nasıl yapacağını da birinci ikinci fıkralarda söylüyor. Buyurun, diyor söyleyiniz, ki söyleyiniz. Diyor ki burada yargı bağımsızlığını zedeleyemezsin. Yani evet sen anayasanın 159'una göre HSYK'nın nasıl çalışacağını bir kanunla düzenlersin. Doğru. Fakat diyor birinci, daha ilk girişte siftah bismillah. Diyor ki sen bu kanunu düzenleyeceksin ama evet, bunu yaparken bu kanunu ben seni serbest bırakmıyorum. Bir şartım var. Yargı nedir? Bağımsızlığı. Yargı bağımsızlığını koruyacaksın diyor. Doğru. Ben doğru diyor. Tamam. Doğru. Ben size sorarım. Bütün HSYK Adalet Bakanlığı'na bağlı. Adalet Bakanı da hükümetin bir üyesi. Cevap vereyim mi? Yargı bağımsızlığı. Vereceksin, size devam edeceksin. Yargı bağımsızlığı nerede kalır? Sen şimdi bütün savcıları, hakimleri kendine bağlıyorsun. Bütün daireleri bağlıyorsun. Bütün atamaları Adalet Bakanı olarak, hükümet olarak kendine bağlıyorsun. Sonra çıkmışsın diyorsun ki bu yargı bağımsızlığı. Tamam. Bu anayasaya aykırıdır. Peki. Anayasayı bütünüyle okumak lazım. Adalet Bakanı'nın bu kadar işin içinde olduğu bir HSYK ne kadar bağımsızdır? Tabii, bağımsızlık ve tarafsızlık önemlidir. Şimdi HSYK bir yargı organı değildir. Önce bunu bir